Merhaba sevgili takipçilerimiz. Sevgili Asım abimiz bizi ziyaret etti. Audi A4 aracıyla benzin ve LPG'li VGT'yi taktık. Ulaş her zamanki gibi direksiyona geçti. İlk testi tamamlıyor. Bu arada biz araçta 4 kişiyiz. Ben Cevat Kelle, Erhan, Ulaş ve Asım abimiz. Asım abimiz hemşerimiz bu arada. Giresunlu. Evet. Merkez. Evet. biz de biraz daha dışından. Ama coğrafi olarak Giresunluyuz. Evet, deneyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Evet. Bakalım neler olacak. Ulaş'ın açıklarını, eksiklerini kayıt altına almak için bindim arabaya ben de. Evet. Asım abi. Buyur. Normalde bu araçta vites değiştirme aralığın nedir? Devir olarak. Devir olarak 2500. 2000-2500 de devir şey yapıyorum da yani bazı arkadaşlar 3000'e kadar çıkıyor. Evet. Ya yani Türkiye genelinde 3000'e kadar çıkıyorlar. Evet. Doğru. Aslında o 3000'e tam dayanmayacak. 2750 falan olabilir. Evet. Evet. Bu arada Asım abi tecrübeli bir sürücü. Çalıştığın kurumu söyleyeyim mi abi? Tabii. Evet. İETT'de çalışıyor Asım abi. Tecrübeli bir sürücü. Dolayısıyla bizim işimiz daha kolay olacak. VGT'nin işi daha kolay olacak. Kesinlikle. Şu an çektim ayağımı gazdan. Ben az önce özellikle sordum çünkü bütün vites geçişlerini 2000 devirin altında yaptım. Az önce 4. viteste 30 km süratle şehir sağlıyorduk. Şu an gazsızız. Yokuş çıkıyoruz. Tekrar dokunuyorum. 1500 devirin az üzerinde ve kaldığı yerden devam ediyor. Kaçıncı testisin? 5. testi. Bu biraz az değil mi? 5. vites. Vuruntu var mı abi? Vuruntu var mı abi? Yok şu an. Yani hissedemez. Hissedemeyiz zaten. Benzin evet. Olduğu için. Bayağı hissettiklerimiz oluyor. VGT'siz haliyle hissediyoruz. Tabii. Aynen. Yani bu devirlerde yürütmek... yani VGT'siz haliyle yürütemiyoruz araçları. Evet. Ama VGT'den sonra alt devirlerde küçük dokunuşlarla çok rahat bu şekilde aynı oranda gaza basmayla süratleniyoruz şu anda. Çektim ayağımı gazdan. Şu an gazsız seyir sağlıyoruz abi. Sonrasında... Tekrar dokunuyorum. Evet. Ve çektim ayağımı gazdan. Evet abi. Sonrasında bir de ben denerim. Tabii ki. Tabii zaten dönüş parkurumuz var. Orada teslim edeceğim abi arabayı sana. Şu anda gazsızız. Tekrar dokunuyorum trafik seyrine devam etmek için. Sadece ayağımı üstünde tutuyorum abi. Ne kadar tutuyorsun? Bir saniye. Onunla ilgili net bir şey anlatmak için yaratıcılığımın sınırlarını zorluyorum şu an. Evet. Adam hazırlıklı gelmiş. Bunu nasıl ölçtün öyle şekilde giderken? Kumpas. Şöyle abi. Şöyle çok basit. Hemen ayağımın altına koyuyorum. Gaz pedalının altında. Ayağımla beraber anladım. İtiyorum. Tamam mı? Ayağımın altına ne kadar ittiysem o kadar. Basit yani. Bence çok mantıklı. Güldürdü. Çektim ayağımı gazdan abi. Bıt bıt ötüyor. O şey. LPG mi abi? LPG bitti. Atlamayacağız değil mi abi? Yok. LPG mi bu kadardı? Saat... Son esprisini yaptım öldü. Bak şimdi bitirdin yani. Bitirdin. LPG'yi bitirdin yani. LPG'yi bitirdin. İki gaza bastın LPG'yi bitirdin. Erhan alır mısın? Adam kumpas almış yanına. Hani tasarruf nerede kaldı şimdi? Bitirdin. Aynen ya. Abi sen Allah aşkına tüp bitmiş gelmişsin. Yapma. Gözünü seveyim ya. Şurada aygaz maygaz yok. Bakacağız şimdi. Bilesin şimdi buralar daha iyi. Alırız bir yerden. Eyvallah abi. Veyahut da bu şekilde de gidiyor. Benzin de gideriz. Ben değil yani. Zaten otomatik kendisi benzine geçiyor. Tabii benzin de geçti şu anda. Ha, şu an geçti. Ben benzindeyim diye sinyal veriyor zaten. He, anladım. Tamam. Çektim ayağımı gazdan. Şu an gazsız sürüş devam ediyor. Tekrar dokunuyorum.
aynı gaza basma oranıyla süratleneceğiz abicim. Çektim ayağımı gazdan. Dokunuyorum motordan tepki alacak kadar. Bir daha çektim. Bir daha dokundum. 2. Devir saati ve hızıma bakar mısın abi? Çektim ayağımı gazdan. Bir daha dokundum. 3. Süratlenmeme bakar mısın şu anda? Evet. Biraz önce kumpasla gösteren oranda mı basıyorsun? Oranda basıyorum. Aynı oranda basıyorum. Şu an gazdan ayağımı çektim. Çünkü gazdan ayağımı çekmediğim sürece o süratlenme devam edecek. Tekrar dokundum. Biz hani normal şartlarda hep pedalı iterek hızlanırız ya abicim. Burada işte o aynı oranda gaza dokunmayla süratleniyoruz. VGT'nin sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi de bu zaten. Şimdi bir yokuşumuz var. Evet, uzun ve yıpratıcı. Fakat devir saatiyle süratlenme olayı aynı kalır. Yani kilometre saatiyle devir saati şaşmaz, aynı kalır. Evet. Değil mi? Burada yaptığımız şey, biz alt devirlerde üst vitese tırmandığımız için daha erken çıkıyoruz o süratlere ve torku daha erken kazanıyoruz. Anlaşıldı. Evet, torku arttırdığımız için, yani torku erken kazandığımız için zaten o devir saati ve hız oranında bir oynama olabiliyor. Şu peki, an 5'teyiz. Bu turbo olayında nasıl? Aynı sistem. Turboya da takıyorsunuz galiba. Değil mi? Turbolu araçları da takıyoruz. Tabii. Evet, onda herhalde fazla olmaz. Atmosferikte daha belirgin olur değil mi? Abi, aslında öyle değil. Öyle değil. Öyle değil. Bizim turbo ile veya başka bir şeyle işimiz yok. Biz direkt yanmayı tamamladığımız için. Ya turbo da zaten direkt yanmayı tamamlamak için. Öyle ama turbo belli bir devirden sonra. Yani aslında turbo her daim çalışıyor ama etkisini belli bir devirlerde daha da çok hissettiriyor. Fakat şöyle bir durum var. Bizde onun arızası fazla bu. Yani şöyle daha yani turbonun yükünü hafifletmiş oluyoruz. Çünkü torku erken kazandığımız için o üst devirlerdeki asıl görevini yapmaya başladığı zaman turbo zaten yükü daha hafif bir şekilde yerine getiriyor işi. Oradan düğmeye basabiliriz aslında o sesi. Şimdi vereceğiz abi aracı. İşte düğme var. Kulaç bulamaz belki. İşte evet, tamam. Ben çektim ayağımı gazdan. Hallederiz. Şurada şu anda gazsızız. Biz o yokuşu bu arada 5. viteste çıktık. Evet. Ve yani gayet de verimli çıktık. Aracımız 2001 model. Yani daha 104 bin değil mi? 103 bin de maşallah emsallerine göre yok. Evet. Yok yani. Ben sıfır aracımı sattım. Bunu aldım işte yani. Aslında bunu almak için değil de araç arıyordum. Denk geldi aldım. Tabii abi şimdi A403.000'de sıfır araç, birçok sıfır araçtan daha sıfır bir araç. Aynen öyle. Biraz aşağı indirebilir miyiz kamerayı? Sağ serbest. Evet. Aracı Asım abiye veriyoruz. İstanbul Ümraniye Montaj ve Test Merkezimizde Asım abinin Audi A4'üne benzin ve LPG'li montajımızı yaptık. Ulaş testini bitirdi. Şimdi Asım abi direksiyona geçecek. Kumpaslı ulaş. Tabii şeyi takalım diyoruz. Kemer önemli abi. Normalde biz çalıştırırken otobüs sürerken takmıyoruz da. Evet abi otobüste niye takmıyorsunuz? Şimdi otobüste fazla sürat yapmadığımız için genelde 60-70 kilometre aralıklarla gittiğimiz için bir de rahat hareket edemediğimiz için takmıyoruz tabii haliyle. Evet. Fakat zaten bir tehlike arz etmediği için ona gerek görmüyoruz. Şimdi biz at nerede? Beşe rahatlat abi. Dümdüz devam edeceğiz. Zaten trafikte gördüğü
halde bunlara göz yumuyor. Yumuyorlar yani. Tehlikeli. Sol şeride geçelim abi müsaitse. Şehirler arası otobüslerde olur. Evet. Onlar tabii ki çok farklı. Farklı bir şey. Bak hiç gaza bas. Şimdi zaten yokuş aşağı iniyorum ama gaza bastığım zaman tepkiyi anlıyorum yani. Evet. İyi göreceğiz bakacağız. Bu yıl zaten uzun yola da çıkacağım. Bir önceki gittiğim litreyle arasındaki farkı anlayacağız. Evet. Şehir içinde pek bir şey beklemiyorum zaten. Şehir içinde beklentim yok. Şöyle abi, şimdi 2000 devire gelmeden tık 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 vites satıyorum. Ben test ederken attım. Tabii sende de bir alışkanlık var, o yüzden özellikle sana sordum. Şimdi dolayısıyla 2000 devire gelmeden vites attığımız için şurada çek bırak yapacaksın değil mi? Evet. Yapabilirsin abi. Şu anda bastı, bir rampa çıkıyoruz. Bıraktı. Ne kadar basıyorsun abi? Çok az. Dediğin miktar. Kumpası alalım mı abi? Yok, ben o kadar tehlike arz ediyor. Eşler. Eyvallah. Şimdi kemer takılıyken o kumpası bir ölçte bakalım. Ama bende de kemer takılıydı abi. Hakikaten o da enteresan. Ama abi kol uzun. Adam da kol uzun. Şimdi eli uzun olanları pek sevmezler. Yok, kol uzun. Elim değil abi. Elim tamam, kısa. Tamam, anlaşıldı. Hayırlısı olsun. Abi gaz pedalına ne kadar basıyorsun? Daha öncekinden daha mı çok, daha mı az? Şu anda aynı... hakikaten bak şu anda gaz dokunuyorum sadece. Evet. Evet. Yani bir sinek gibi diyeyim yani. Evet. Ama daha önce daha çok basıyordun değil mi? Tabii tabii. Ama aynen. Aynı şimdi sinek gibi dokunuyorsun ama aynı verim alıyorsun araçtan değil mi abi? Şimdi göreceğiz yani. Bu pek beklentim yok. O kadar beklentim yok. Biz her şeye bir harcama yapıyoruz zaten. Ben de bir deneme mahiyetinde şey yaptım bakalım. Şimdi abi hep bu oranda gaza dokunarak kullanmanı tavsiye ediyoruz. Hızlanmak istediğin zaman dokunuyorsun, motordan tepki alıyorsun ve bunu çekiyorsun. 3 defa tekrarlıyorsun abi. Düz devam edeceğiz. Evet. Şimdi zaten hoyratça kullanmıyorum yani. Biz evet. Zaten yaşımız itibariyle yani ayağımızı yerden kessin. Evet. Tasarruf sağlar derken şu bakımdan biz çevre kirliliğinden de aslında ekstradan çıkan gaz olayı var ya, çok güzel bir yere dokundum en abi. Çok ondan dolayı tercih ettim. Süper. Abi o evet, o iş bitiyor. Şimdi egzoz muayeneye gittiğin zaman da ben bu daha önce başka denemiştim zaten. Oradan fayda sağladığım için bakalım bu da ne kadar fayda sağlayacağız. Evet. Onun deneyi yapacağız. Yani bu en azından şu bakım gerektirmeyen zaten belli bağlarken gördüm. Evet. O açıdan. Yoksa hidrojen taktırmayı düşünüyordum. Yani hidrojende ne olduğu muamma yani. Amper çekiyor falan. Evet. Yani tabii tercih durumu. Tercih meselesi evet. Sonuçta bu bizim milli patentli yani. Projemiz. Sonuçta para memlekette kalıyor. Memleketin faydasına. İşte bir de zaten öyle bir şey ol, fayda sağlamadığı zaman gelir sizin başınıza yerler zaten. Aynen. Ben de yerim ben sana. Abi yani memleketimiz kazansın, daha ötesi yok. Aynen. Yani şu an direksiyondasın. Dolayısıyla zaten. Çok kişi diyor işte otomobil sektörü bu işi bilmiyor mu? İşte bunu uygulasa kendi ürettiği araçlara diye. Muhakkak biliyordur ama tabii ki VGT ile aracın mekanik ömrü uzuyor. Dolayısıyla işte işin parasal kısmına baktığın zaman çok da işlerine yaramaz diye düşünüyorum ben. Sizin senaryomuz odur. Bir eksik var bu şeyde. Teknoloji üretirken mühendisler çok eskiden benim amcamın oğlu elektronik
okudu. Yani şey yaptı. Ona sormuştum ben. Dedim ki bir dedim kendi kendine üreten elektrik sistemi mesela mikrotizörü kullanarak yapılamaz mı diye sormuştum. O da dedi ki hiçbir dedi enerji dedi olmadan ikinci bir enerjiyi elde edemezsin diye yani. Onu ittirecek kuvvet olması gerekiyor falan filan. Mesela rüzgar gibi şey gibi evet. Olması gerekiyor dedi. Yani enerjiyi harcamadan enerji elde edemezsin diye. Yani. Aynen öyle. Şimdi ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ben de olur diye iddia ediyorum. Çünkü nitratizler yani, niye var? Yani bir şeyin tetiklemesi lazım. Onun söylemek istediği o. Ben evet, de. O enerji şey. Çok az olur. Dokunarak itme olur. Bir şeyi tetikler. Teknolojiyle sen o küçücük tetiklemeden çok büyük enerjiler üretebilirsiniz. Herhalde onu söylemek istemiştir. Doğrudur. Ama hani durduk yerde, yani mıknatıs manyetik alanı da bir enerjidir. Onu oraya koymadan, itmeden, o salınımı sağlamadan onun dönmesi, enerji üretmesi mümkün olmaz. Şimdi ben bu tekniği anladım ben. Kaybolan hava sistemini vakumluyor. Bildiğim kadarıyla değil mi? Abi sağdan gideceğiz. Köprünün altından sağa geçeceğiz. Şöyle bir durum söz konusu. Bu motorun ihtiyacı olan havayı depoluyor. Evet. Motora veriyor. Şuradan sağdan gireceğiz. Bir anda serilik hissettim bunda yani. Derken ileride daha bence olacak. Alıştıkça aynen. Bu alıştıkça falan, abi. Değil mi? Kurum o iş olayı. Bitti zaten. O iş bitti. Şu an tam yanma var. Emisyon değerin ya sıfır veyahut da sıfıra çok yaklaştı. Aynen öyle. Ne çabuk yani. Anında. Anında. Çünkü tam yanma var. Sen farklılığı hissettiğin an emin ol bu sonuçlar ortaya çıkmış demektir. Anladım. Hemen nota abi 3'e hiç bekletme. Evet. Sen üst devirlere alışmışsın abi. Evet. Asım abi 2000 devire gelmeden tık tık rahatça atabilirsin. Ben az önce o testlerin hepsini yaptım. Tabii, bu sayede evet evet yani bu sayede ciddi avantaj veriyor VGT. Düz devam edeceğiz abi. Polis abimizin arkasından. Aynı oranda bir daha dokunursan araba atlayacak abi. Şimdi çektim. Şimdi olduğu gibi. Bıraktım. Bastım. Aynen. Evet. Evet. Şimdi burada fark ediyor işte. Evet. Bastım bıraktım. Şimdi bak. Ha farla. Değil mi? Fırladı, evet doğrudur. Işıklardan sola döneceğiz abi. Asma VGT ailesine hoş geldin. Hoş bulduk. Bakacağız. Hayırlı olsun abi. Memnuniyetimizi ileteceğiz. Biz buradayız. Şikayetini, memnuniyetini, her şeyi iletmeni isteriz abi. Aynen öyle. Geri bildirimini bekliyoruz abi mutlaka. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Buradan mı gideceğiz? Evet, evet abi. Buradan soldan. Evet sevgili dostlar. Audi A4 LPG benzinli aracımıza montajımızı yaptık. Testi bitirdik. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.